Sevgili, sevgili, sevgili Çorlulular, Tekirdağlılar, Trakyalılar, çok değerli kardeşlerim, sizleri uzun süredir bir araya gelemedik. Çok özlemiştim. Bu buluşma için hepinize teşekkür ederim. <laughs> Çorlu, Trakya benim siyasal yaşamımın daha ilk döneminden itibaren benim için daima çok özel bir yer tutmuştur. Siyasi hayatıma bir anlamda buralarda başladım diyebilirim. Buradaki değerli arkadaşlarım, dostlarım, beraber siyaset yaptığım insanları görüyorum. Hala siyaset yapıyoruz da ilk günlerinde, 70'li yıllarda beraber siyaset yaptığım arkadaşlarımı da görüyorum, <laughs> duygulanıyorum. Trakya'ya gelmek benim için daima çok huzur verici ferahlatıcı insana yaşama sevinci veren geleceğe olan güvenimizi arttıran toplumumuzun çizgisine olan inancımızı pekiştiren ülkemizin aydınlık geleceklere gideceğine inancımızı tazeleyen bir olay haline gelir her ziyaretim. Şimdi gene bu duygular içindeyim burada. Bana bu muhteşem buluşmayı gerçekleştirip bu duyguları yaşatan başta siz değerli Çorlulara, Trakyalılara ve bu toplantıyı düzenleyen değerli arkadaşlarıma, katılan siz değerli arkadaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Sevgili Çorlular, bugün buraya <laughs> alışılmış anlamda bir siyasi toplantı yapmak için ben gelmedim. İnanıyorum siz de o duygularla buraya gelmediniz. Siz de bugün burada günlük siyaseti, siyasi tartışmaları, siyasi şikayetleri dile getirelim, bunu paylaşalım diye burada değilsiniz. Ben de bunları dile getirmek için burada değilim. Ama en hareketli siyaset dönemlerinde seçim varken, milletvekili seçimi varken, belediye başkanlığı seçimi varken bile böylesine bir ilgi, coşku, heyecan, hareketlenme ortaya çıkmadığı halde şimdi seçim yok. Belediye başkanı da seçilmeyecek, milletvekili de seçilmeyecek, iktidar da değişmeyecek. Hayatın olağan akışı içinde bir noktadayken birdenbire sizleri heyecanla, coşkuyla harekete geçiren ve buraya çekip toplayan, beni işimi gücümü bırakıp Çorlu'ya gelip burada bu toplantıyı yapmaya beni sevk eden acaba ne var? Siyaset günlük siyaset günlük siyasi tartışmalar değil de ne var ki biz hepimiz bir aradayız. Herhalde bir şey var değil mi? Elbette ben sizi özledim onun için geldim elbette ama <gülüyor> <gülüyor> ve umut ediyorum umut ediyorum umut ediyorum siz de belki biraz beni özlemişsinizdir. O nedenle belki siz de buradasınızdır. Ama olay bu değil. Olay bunun ötesinde başka bir olay var arkadaşlar. Bakın sükunet içinde huzur içinde bir aradayız. Dışarıda baharın gelişi kendisini herkese hissettiriyor. Güzel bir hava. Normal bir dönemimizi bir Nisan başlangıcını yaşıyoruz. Öyle değil mi? Ama öbür yandan bilin ki bu olağan alışılmış beklenen ortamın çok ötesinde Türkiye'nin geleceğiyle ilgili ülkemizin temelleriyle ilgili tarihsel çizgimizi büyük bedeller ödeyerek oluşturup bugünlere getirmiş insanlarımızın ve onların bu eserinin huzuru içinde şemsiyesi altında yaşayan hepimizin belki de bir daha ya ne kadar önemli bir fırsatmış ne kadar önemli bir olayla karşı karşıyaymışız anlayamamışız diyeceğiniz belki de diyeceğimiz belki de bir önemli tarihi şekillenme, kırılma belki anının hemen öncesindeyiz. Sizler bunu sezen, bunu kavrayan, bunu öngören o sorumluluğu yüreğinde hissetmiş insanlar olarak buradasınız. Ben de bu konuyu milletime, halkıma, vatandaşlarıma anlatmakla kendimi yükümlü sayan, yıllarca siyaset yapmış, çok şeyi görmüş, yaşamış, devlet nedir, millet nedir, siyaset nedir, parti nedir, bilen, Türkiye'yi bilen, çevremizi bilen, Irak'ı bilen, Suriye'yi bilen, İran'ı bilen, dünyayı tanıyan bir evladınız olarak bu toprakların bir çocuğu olarak bildiklerimi gördüklerimi içimdeki kaygıyı içimdeki üzüntüyü telaşı tedirginliği aman hata yapmayın aman tarihi bir dönüm noktasındayız alacağınız karar ülkenin geleceğini derinden etkileyecek bunu bilin demek için koşup huzurunuza geldim. O nedenle ben de buradayım. Siz de o nedenle buradasınız. değerli arkadaşlarım bir karar alacağız. Anayasa, şaka değil bu anayasa. Yani 80 milyon insanın sahipleneceği, ortaklaşabileceği hepimizin kendimizi onun içinde bulabileceğimiz bir temel çerçeve değil mi? Böyle bir çerçevemiz şu anda var. Ne zaman yapıldı bu çerçeve? 1920'den itibaren şekillendi. Milli mücadele ile şekillendi bu çerçeve. Daha önce bir imparatorluk düzeni içindeydik ama imparatorluk düzeni içinde biz bu coğrafyada yaşayan insanlar ülkemize sahip çıkamaz hale geldik. Bize Sevr Anlaşması dayatıldı. Topraklarımız işgal edildi. Egemenliği elinde bulunduran imparatorluğun egemenliğine sahip olan padişah bir İngiliz zırhlısına bindi ve Türkiye'den çekildi gitti. Türkiye başıboş kaldı arkadaşlar. Türkiye o noktada kendisine yeni bir yol çizdi. Muhteşem bir yol çizdi. Ortada işgal edilmiş bir coğrafya, bir vatan imparatorluğun kalıntısı, ekonomisi çökmüş altyapısı yok, ordusu dağılmış, cephanesi yok. Bir siyasi ve askeri tablo böyle bir tablonun içinde Türkiye bir dakika dedi. Türkiye kendi iradesine sahip çıkabilir, kendi ülkesine sahip çıkabilir, kendi yolunu bulabilir ve bunu Türkiye bulmayı başardı. Nasıl başardı? Mustafa Kemal çıktı dedi ki İstiklalimizi, istiklalimizi milletimizin azim ve kararı kurtaracaktır dedi. Ben kurtaracağım demedi. Milletin azim ve kararı kurtaracak. Önce millet olacak ve hepimiz o milletin bir parçası olarak, bir görevlisi olarak, onun emrinde iftiharla gerekeni yapacağız. Milletimizi hak ettiği istiklaline kavuşturacağız dedi. <laughs> Ve Türkiye ilk kez siyasi anlamda yeni bir tabloyla karşı karşıya kaldı. Bakın Mustafa Kemal'in bu sözü böyle boşuna söylenmiş bir kahramanlık sözü, hamaset sözü, millete övgü sözü değildir. Bu sözün altında bir siyasi strateji vardır. Bir siyasi felsefe vardır. Bir siyaset teorisi vardır. Milletin azim ve kararı istiklalimizi kurtaracak deyince artık kurtarıcı yok. Eski kurtarıcılar da çekildi gitti. Dayanak dayanacak bir şey lazım diyor. Arşimet fizik yasalarını inceleyince demiş ki bana dayanacak bir nokta verin dünyayı kaldırırım demiş. Dünyayı kaldırırım ama onu taşıyacak bir nokta verin bana. Neye dayanarak kaldıracağız? Kaldıraçla her şey kalkar. Dünya da kalkar. Problem kaldıraçla değil. Problem dayanacak nokta. Şimdi Mustafa Kemal o dayanacak noktayı söyledi. Dedi ki işgal edilmiş, yenilmiş, çözülmüş, dağılmış, artık bitti denilen bu ülkedeki bu insanları ayağa kaldıracak dayanak noktasını buldum. O dayanak noktası milletin ta kendisidir dedi. Bu bir egemenlik teorisidir arkadaşlar. Derin bir laftır. Padişahlığa şirk koşmaktır. Monarşiye şirk koşmaktır. Ve o sözden itibaren Türkiye'de yeni bir çağ açıldı. Millet çağı. Artık her şeyin dayanağı millet. Ne yaptıysak milletle yaptık. Savaşı millet yaptı arkadaşlar. Millet savaş yapar mı? Türkiye'de savaşı millet yönetti. Kurmaydı millet. Kurmay masasındaydı çağırıyordu Mustafa Kemal'i çağırıyordu Feyzi Çakmak Paşa'yı çağırıyordu Ali Fuat Paşa'yı çağırıyordu Kazım Karabekir Paşa'yı çağırıyordu İsmet Paşa'yı anlatın diyordu askerin durumu nedir yiyeceği nedir içeceği nedir giyeceği nedir silahı nedir cephanesi nedir nedir o cephenin durumu ne bekliyorsunuz olmazsa ne yaparsınız? Kim söylüyor bunu? Anadolu'dan gelmiş 150 tane halkın temsilcisi normal vatandaş şu salonda bulunan arkadaşlarımdan herhangi birisi belki de o gün yaşamış olsaydınız orada olacaktınız. <laughs> o insanlar toplandı. Bir araya geldi. Dayanak noktası var ya onu arıyor. O dayanak noktası siz olacaksınız dedi. Gelenlerin kimisi poturlu, kimisi şalvarlı, kimisi setre pantolonlu, kimisinin ayağında çarık var, kimisinin ayağında çizme var, kimisinin ayağı çıplak. Şehirde paralar toplandı. Al şu parayı git bizim sözümüzü sen orada söyle dediler. Gönderdiler. Ve millet bir araya geldi. Ayağı öyle kalktı arkadaşlar. Bu elbette Mustafa Kemal'in projesi ama Mustafa Kemal ben kurtaracağım demedi. Ben kurtaracak olan milletin emrine geleceğim. Millet kurtaracak dedi. <laughs> Ve savaşı kazandık. Devleti şekillendirdik, kurduk. Orduyu yaptık. Devlet organlarını belirledik. Eğitimi, ulaşımı Memleketin ihtiyaçlarını konuşmaya başladılar, meclis toplandı ve daha sonra cumhuriyet ilan edildi. Hepsi sırasıyla. Önce millet, Türkiye Büyük Millet Meclisi, savaşın başarıyla kazanılması, devletin şekillenmesi ve cumhuriyetin ilanı ve devlet. O günden bugüne arkadaşlar, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 1920'den bu yana anlında daima bir yazı vardır. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Şimdi değerli arkadaşlarım, biz milletin egemenliği anlayışına dayalı ve milletin adına meclisin üstün yetkilerine dayalı bir anlayışla yönetildik. 90 yıl. 4 tane anayasa geldi geçti. 21'de bir anayasa şekillendirildi. 24'te bir anayasa yapıldı. 61'de bir anayasa yapıldı. 82'de bir anayasa yapıldı. Bu anayasalar yer yer değiştirildi. Mesela bu son anayasa 17 defa değiştirildi. Bütün bu Anayasaların tümüne ve 17 değişikliğe hakim olan temel anlayış, milletin egemenliği ve Meclis'in üstünlüğü anlayışı. Bununla kimse uğraşmadı. Bu Mustafa Kemal Atatürk'ün anlayışı, daha sonra gelen İsmet İnönü'nün anlayışı, Celal Bayar'ın anlayışı, Adnan Menderes'in anlayışı, Denizel'in de anlayışı. Erbakan'ın da anlayışı son döneme kadar gelmiş geçmiş arada ne kadar siyasi varsa sorumluluk üstlenmiş Türkiye'de yönetimde görev almış tümünün ortak anlayışı milletin egemenliği anlayışı. Hepimiz şeref duyduk. Milletin görevlisi olmaktan, onun adına bakan olmaktan onun adına milletvekili olmaktan, onun adına seçime girip kazanmaktan, onun adına iktidarı onun kararıyla kaybetmekten şeref duyduk arkadaşlar. <laughs> İsmet Paşa'ya 1950 seçiminde kaybetti. Büyük hezimet diyorlardı. Hezimetle yüzde 40 küsurdu değil mi? Aldığı oyda büyük hizmet dedi ki siz onun benim için hizmet olduğunu zannediyorsunuz. Aslında o seçim var ya benim hayatımın en büyük zaferidir dedi. Niye dedi? Çünkü ben bir devlet düzeni kurduk. O devlet düzeni içinde ben yönetimde bulundum. Yönettim ama şimdi benden sonra da gene doğru bir yönetimin şekillenmesini sağlamak lazım. Devlet olmak demek bu demektir. Ben şimdi seçimi kaybettim ama aslında bu devlet projesini ortaya koyanlardan birisi olarak bu devlet projesinin işliyor olduğunu görmekten mutluluk duyuyorum. Zafer duygusu yaşıyorum dedi. Şimdi değerli arkadaşlarım bakın böyle bir şanlı tarihten geliyoruz. Bu millet anlayışının altında yatan iki ana ilke var. Bakın. Bir, millet nedir? Millet kimdir? Bizden olanlar, bizden olmayanlar. Siyasi anlayış itibariyle, ideoloji itibariyle ya da inanç itibariyle, mezhep itibariyle ya da etnik kimlik itibariyle. Millet kardeşim şu etnik kimlik, bu inanç bunun hepsini eline tersil etmiştir. İmparatorluğu sonunda ayakta kalacak bir siyasi düzenin temel gereği olarak düşünülmüş ve denilmiştir ki inancı, mezhebi, etnik kökeni, ırkı ne olursa olsun kuzeyli, güneyli, doğulu, batılı, Arap, Kürt, Çerkes, Gürcü, muhacir ne olursa olsun Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran Türkiye ahalisine Türk milleti denir dediler. Evet. Ve herkes eşit konumda, parası, serveti, eğitimi, aslı, sülalesi kökü kökeni ne olursa olsun hiçbir ayrım yok. Kimse kimseye üstün değil. Kimse kimsenin altında değil. Herkes eşittir denildi ve bir millet anlayışı çıktı. Değil mi? Şimdi bu millet anlayışı Suriye'de var mıydı? Vatandaş bile kabul etmiyor. Kimlik vermiyorlardı ya kimlik. Herkes kendi mezhep ve etnik kimliğiyle kendini tarif ediyordu. Irak'ta aynı şekilde. Ne oldu? Şimdi Müslüman Müslümanı vuruyor oralarda. Iraklı Iraklıyı, Suriyeli Suriyeliyi vuruyor. Değerli arkadaşlarım. Bunu önlemenin yolunu 1920'de koymuşlar, 1920'de. Ve millet anlayışı daha o zaman millet tarafından benimsenmiş. Şimdi hepimiz aslımızı, kökümüzü ailemizin, atalarımızın nereden geldiğini iftarla birbirimize paylaşıyoruz. Elbette. Ama biliyoruz ki hepimiz bu milletin bir ferdiyiz, vatandaşıyız, eşitiz. Kimse kimseyi dudak bükme hakkına sahip değil, kimse kimseyi dışlama hakkına sahip değil. Şimdi o bizim millet kavramımızın temel bir noktası bu. İki, bu millet anlayışının içinde temel bir nokta, din ve siyaset ilişkisi. Din de insanlık tarihinin muazzam bir olayı, siyaset de insanlık tarihinin vazgeçilmez bir olayı. Din de var, siyaset de var. Bu ikisini birbiriyle çatıştırdığınız anda Avrupa'nın yaşadığı orta çağdaki büyük krizleri yaşıyorsunuz. Kardeş kavgası, mezhep kavgası, oluk oluk kan akıttılar. Bizim şimdi Suriye'de, Irak'ta yaşananı 16. yüzyılda Avrupa'da yaşadılar. Gene mezhep kavga, 30 yıl savaşları, 100 yıl savaşları buradan çıktı. Bizi bu minnet anlayışını ortaya koyanlar nur içinde yatsınlar. Hepsine Allah rahmet eylesin diyorum. Onlar o belalara sürüklenmeyelim biz diye din siyaset ilişkisini yeni bir şekilde koydular. Onu koydular diye o zaman suçlandılar ama şimdi yaşanan gerçekler gösteriyor ki o kadar doğru yapmışlar ki. O sayede biz Orta Doğu yangınının dışındayız. O sayede dışındayız. Şimdi bunu herkes görüyor. Tunus'ta Gannouchi diye bir İslam din adamı çıktı. Aynı şeyleri Tunus'a anlatmaya çalışıyor şimdi. Diyor ki amana çok güçlü siyaseten de büyük destek alan bir insan bunu ayıracağız diyor. Ben din adamıysam din adamıyım, siyasi adam olamam diyor. Bunları birbirinden ayırmak lazım diyor. Bunları anlatmaya çalışıyorlar. Demek ki Mustafa Kemal'in ortaya koyduğu bizim milletimizin inanç, mezhep, din ve etnik kimlik ayrımı yok.